Pardon, şöyle oturabilir miyim acaba? Tabii. Birazcık dolu da. Alo, hayatım ne haber? İyi aşkım ya, ben de oturuyorum, Kadıköy'deyim. Yok yok. Ya seni bekliyorum işte, neredesin? Parkın oradayım minibüslerin. Tamam, bir tane. Ya böyle benim bir saat falan vaktim var işte, o bir saatte buluşalım işte. Tamam, tamam aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi. Alo, Büşra. Ne haber? Ben şimdi sevgilimle buluşacağım. Seninkiler evi boşalttı mı ya? He, ya yok, onunla böyle bir saat duracağım, sonra senin yanına geleceğim ya. Ne yapayım onunla? Yok ya. Ya aşkım, ona söyleyemiyorum artık. Da ilişkime devam etmek zorundayım yani. Boş ver işte, takma onu. Tamam, onunla bir saat durup geleceğim ben senin yanına. Tamam, Kadıköy'deyim ya şu an. He. Hadi aşkım, bay bay. Pardon ya. Sizden bir konuda bir destek alabilir miyim? Şimdi beni seven bir kız var, Ayşe. Ben bununla bir senedir sevgiliyim. Bir de yeni olduğum Beyza var. Onunla da şu an sevgiliyim. İkisini bir arada yürütüyorum ama Beyza Ayşe'yi biliyor. Ama Ayşe Beyza'yı bilmiyor. Sizce ikisini yürütmem hatalı mı? Tabii ki de hatalı. Tamam. Ya öyle bir şey olamaz. Olamaz değil mi? Asla olamaz. Tamam. Ben çok sert davrandım. Hatalı tamam. mı diyorsun? Yani hatalı mıyım diye sormam bile hata yani bence. Ya ama şimdi Ayşe de takık bana, biliyor musun? Seviyorsa takıntılı olması gayet de normaldir. Ha, takması yani. Evet. He. Sen hangisini seviyorsun? Ben ikisini de seviyorum ya. Yani şimdi Ayşe ile buluşacağım, sonra Beyza ile buluşacağım. Ayşe eski. Sen ama bence boş ver. Ayşe yeni şey, bir senelik oldu. Sen Beyza'yı boş ver. Beyza'nın yanına hiç gitme bile bugün. Harbi mi? Boş ver sana. Ayşe'den devam et. Şimdi ikisiyle de buluşmak güzel oluyor. Siz Instagram kullanıyor musunuz? Yok. Ha. Ben şey, şurada bir akbil doldurup geleceğim de. İki saniye çantama şey, emanet bıraksam size olur mu ya? Aranıza koysam şimdi değerli, çalınır malınır burada, unutursunuz. Hemen doldurup geliyorum abi. Mal ya. Mal ya. Lan çörsün. Abi de Instagram istemesi falan. Ay, İkinci olmak ister misin? Kanka. Zaten Kur'an'da 4 eşlilik geçiyor. Biz 3 ve 4 olabiliriz bence. De hatalı mıyım diye sorun var ki abi. Böyle erkekler ben kalmadı diye düşünüyordum. Nasıl kalmadı? Alıp çantaya kaçalım bence, boş ver. Düşünsün biraz, hatasını anlasın. Açık bir de tipi olsa gerek zaten. Yani bir de, o tipi nasıl bir şey yapmış? Bir de diyor ki 3. bir de Instagram alabilir miyim? O oldu Paşa Hazretleri. Başka isteğiniz, arzunuz? 3-4. Katılırız. Size kanka çocuk sevap işleyecek, ne diyorsun yani? Kanka çok saçmaydı ya. Geldim de tekrar. Çantamı alayım mı? Evet. Sağ olun ya. Bir rahatsızlığı falan oldu mu çantamın? Çantamı. Yok yani sizi rahatsız etti mi? Çantamı. He yani duruyor aslında da hareket etmiyor da. Sağ olun ya. Bir şey diyeceğim ya. Ben giderken kulaklarım çınladı da fazla fazla. Arkamdan bir şey konuştunuz. Yani ben sanki duyar gibi oldum. Hani iki sevgiliyle alakalı konuşulmuş gibi hissettim. Olabilir, normal. Ha konuş şey oldu yani. Ben hepsini dinledim, biliyor musun? Giderken yani kuşlar söyledi böyle. Pardon. Pardon. Ya şey, hiç yer yoktu da birazcık. Ya sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Şey, çok gülüyordunuz. Sesiniz her yere gittiği için ben dedim böyle enerjili insanların yanına oturabilirim dedim de. Olur, ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz? İçtik. Ha öyle. Güzel ya. Evet. Hava da güzel. Tam dışarıda böyle gezip tozmalık oturmalık da. Bir dedim selam vereyim böyle. Selam vermek istedim size. İyi yaptın. Böyle. Bence bazen birbirine selam veriyor olabilmeli. Selam verip alabilmeli. Çekinmemeli diye düşünüyorum. Özgüven diyor. Aynen. Herkes yani herkes vermeyebilir ama ben dedim selam vereyim. Selam güzel. Ben hep şey, beden eğitimi dersinde kızlarla voleybol oynayan taraftaydım. O gıcık erkek ya. Erkeklerin düşmanı falan. Ama bu arada şey diyeceğim. Instagram falan kullanıyor musunuz siz? Evet. Kim kullanmıyor ki bu devirde? Doğru. Akbil doldurup gelmem gerekiyor da. Çantamı 2 saniye burada bıraksam siz sahip çıkar mısınız? Böyle 1 dakika falan. Çok birazcık ağır olduğu için götürüp getirmek... Kısa sürecekse vapurun hemen orada şey yapacağım da. Burada siz oturuyorsunuz ya şimdi. Hı hı. Yanınıza falan kimse gelmedi mi benden önce? Hayır. Böyle selam tanışalım tarzında. Çünkü o kadar özgüvenli. Şimdi güneşli ya burası. Hı hı. Bu kara... Hani birazdan hava kararacak. Tamam. Ama hava kararsa da... Yine de burası, eğer burada oturuyor olursanız her yer yine aydınlık olacak bence yani. Işıl ışıl parlıyorsunuz böyle, her yere ışık saçıyorsunuz. Tamam, böyle söylemek istedim. O zaman ben... Karadeniz amaratını. aranıza koysam nasıl olur? Teşekkür ederim. Bakın tamam, şey bakın dedim. Anladık biz. Tamam. Ay ne mal çocuk. Bence insanlar birbirine selam verebilmeli. Vay amına koyayım.
Kanka özgüven bazen fazladır böyle. Gerçekten. Her erkek özgüven. Ama ayrıldı bir Karadeniz'de olmanın gerçekten faydasını gördüm. Gece olsa bile. Çantayı. Ya bu bize mi yürüdü? Kanka ya sana ya bu. Bak. Kanka bence ikimiz de bir. Hangisi tutar? Sevgili soruyor. Siz kimsiniz amına koyayım? Bilmem yanımıza çantasını koy. Çantasını bırak da git de malama. Bir de iltifata bak. Ama masum ne, çocuğa benziyor. Ne burası kararsa yine siz parlayın. Masum harbiniz. Çocuğa benziyor lan. Mala benziyor. Selam tekrardan. Selam. Yükledin Dakül. Şöyle bir oturayım. Tabii tabii çantanı da vereyim. Vallahi sağ ol. Yani. Rahatsızlık etmedi inşallah. Yok, hayır ya. Yani yes. Kıpırdamıyor zaten de öyle bir çanta zaten bu da. Kıpırdasana. Instagram kullanıyor muydun? Evet herkes. Tamam. İsteyecektim de utandım şimdi. İstemem ben cebine koy muhabbet oldu mu? Utandım ya böyle bir söyledim de sana bir utandığım için söyleyemedim, isteyemedim. En son özgüvenden bahsediyorum. Evet özgüvenden. Siz niye böyle ben gittikten sonra arkamdan konuştunuz? Nasıl yani? Ya böyle acaba hangimizden Instagram isteyecek? Hani Karadeniz, Maradeniz'e girdiniz falan. Öyle mi yapmış? Benim de tanıştım. Bu ağacın tepesine çıktım da şu yaprakların oradan sizi dinliyordum. Duydum. Güzel güçlerim var. Hepsini duydum. Hepsini. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim arkamdan konuştuğunuz. Yani teşekkür ederim. Birazcık böyle küfür etmiş olarak kız yapıyordum ve çantanın içinde bir mikrofon vardı. Bir anda şurada. Olay şey, size dedikodu konusu veriyorum. Kanalımda yayınlasam sizin için bir mahsur var mı? Yok. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Kamera şakası yapıyorduk da size. Aslında çantanın içinde de mikrofon vardı ondan dolayı size. bunu sosyal medya hesabında yayınlama şansı var mı acaba? Tabii paylaşabilirim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tabii ki de videonun sonuna geldiğimiz için de geçen hafta attığımız videonun yorumlarına bakalım hızlı bir şekilde. Can Altan Altıntaş 5892 demiş ki seviliyorsun hemşerim ve rengim selamlar demiş. Teşekkürler efendim. KKKKMM624 bu nasıl kullanıcı ismi? Bu arkadaşımız da demiş ki Danone verdiği yerde patladım, iki tane gülücük atmışsın. Evet ben de patladım orada gerçekten, ne yapacağımı bilemedim bir anda. Kafam karıştı yani. Kahin Poyraz 6705 Eren emeğine ağzına sağlık demiş. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Dark ve Fark isimli bir kullanıcımız. Hıyar güzel oynamış, iki tane gülücük atmış. Teşekkür ederim Hıyar'a laf attığın için. Sonra Belgeselci isimli bir kullanıcımız demiş ki osurma şakası yap. Osurma şakası da gelecek. Mustafa Ermiş demiş ki mükemmel videolar, biraz olsun gülüyoruz, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Camping alttan tire 80. Oğlum ben de bakışıyorum ama cesaret edip tanışamıyorum, sırrın ne deyip gülücük atmışsın. Videoları izleriz. Eylem Demir 1553 abi her gün güzel kızların elini tut git tamam mı? Bir de kalp atmış. Her gün güzel kızların elini tutmuyorum, bir kişinin elini tutuyorum. Serkan Şahin demiş ki Eren Kıştan varsa bir durup bakacağım, video kaçırmayacağım demiş. Çok teşekkür ederim. Hemen Eren Kıştan video atınca hemen like diyorsunuz, hemen yorum atıyorsunuz. Arkadaşlar bu videoluk yorumlarımız bu kadardı. Bu videonun yorumlarında gelecek videolarda okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.